Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle birlikte 3. ünite konu anlatımımıza devam ediyoruz. Ülkemizin güzelliklerini, fiziki coğrafya özelliklerini hep beraber detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Birazdan ders notlarımı açacağım. Birazdan göreceğiniz ders notlarının PDF hali videonun açıklama kısmında mevcuttur. Alıp sizler de kullanabilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir Abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve hemen ders ekranımıza geçiş yapalım. Sizlerle beraber Türkiye'nin yer şekillerini, özellikle fiziki coğrafya özelliklerini işleyeceğiz arkadaşlar. Ama burada şuradan başlamak istiyorum ben. Önce bir fiziki harita açalım. Türkiye'nin fiziki harita üzerinde üzerinde önemli özelliklerini bir görelim. Sonra da yer şekillerinden hızlıca devam edeceğiz. Şimdi fiziki haritayı açtım. Sizler de fiziki haritayı görebiliyorsunuz. Fiziki haritaya baktığımızda ülkemizin batısının, özellikle Marmara çevresinin yeşil renkle gösterildiğini görebilirsiniz. Bu da bize aslında şunu gösteriyor ki batı bölgelerimiz yükselti olarak alçak, yani ovalarla kaplı, yer seviyesine yani deniz seviyesine yakın yerlerdir. Ama ülkemizin doğusuna doğru gittiğinizde, yani en haritanın sağına doğru baktığınızda Kahverengi rengin yoğun olarak kullanıldığını görüyorsunuz. Bu da bize şunu gösteriyor ki Türkiye'de dağların en yoğun olduğu yer ülkemizin doğusudur. Doğu Anadolu bölgesi zaten dağlık bir bölgeydi. Bunu da hatırlıyorsunuz. Haritaya bakarak ben şu yorumu çok rahatlıkla yapabilirim. Ülkemizde eğer batıdan doğuya doğru giderseniz yükselti artmaktadır. Bunu çok rahatlıkla buradan görebilirsiniz. Yine Türkiye ortalama yükseltisi yüksek bir ülke arkadaşlar. 1132 metre ortalama yükseltiye sahip bir ülkeyiz. Bu da dünyanın en yüksek ülkelerinden bir tanesi yapıyor bizi. Fiziki haritayı hem geçen seneden hatırlıyorsunuz hem de bugün işliyoruz. Fiziki harita özellikle yer şekillerinin gösterildiği haritalardır diyelim ve hemen notumuzu Tekrardan açalım. Gelelim arkadaşlar fiziki haritalarda biz hangi yeryüzü şekillerini görebiliyoruz? Fiziki haritalarda dağ, ova, körfez, burun, delta ovası, yarımada, göl, akarsu gibi yeryüzü şekillerini görebiliriz. Örneğin dağ. Çevresine göre yüksek olan, tabanından zirveye doğru yamaçları eğimli olan Yeryüzü şeklidir bakın sağ tarafta da bir görselini kullanmaya çalıştım Hepsini örneklerle vermeye gayret ettim size Dağ zaten ülkemizde birçok dağ var hepiniz biliyorsunuz En büyük dağımız Ağrı Dağı Erciyes Dağı var İşte Nemrut Dağı var Varoğlu var dolu Dağımız var Ülkemizin Doğu Anadolu bölgesi Dağlık bir bölgeydi biraz önceki fiziki haritalarında Görebilirsiniz Plato Akarsular tarafından derin yarılmış çevresine göre yüksekte olan Geniş düzlüklerdir dikkat ederseniz platoların e, akarsu tarafından yarıldığını ancak yine de bakın fotoğraftan bakarsanız şuralarda düzlüklerin ama yüksekte kalan düzlüklerin olduğunu görebilirsiniz platolar özellikle ülkemizin İç Anadolu bölgesinde yaygın bir şekilde bulunmakta Konya Ankara Yozgat çevresinde görüldüğünü söyleyebiliriz. Ova yeryüzü şeklimize geldiğimizde ise. Çevresine göre alçakta kalmış eğimi az olan geniş düzlüklerdir. Sağ tarafta fotoğraftan görüyorsunuz. Dağ yok, tepe yok, düzlük genel itibariyle dümdüz bir alan görürsünüz. Burası ovadır arkadaşlar. Özellikle ülkemizde işte Çukurova'dır, Konya Ovası'dır bunları görebiliriz. Fiziki haritayı incelediğimizde kıyıdaki ovaların yeşil renkle ama iç bölgelerdeki düz olan ovaların sarı renkte gösterildiğini biliyoruz. Bu da yükselti farkından dolayı ama ovadır en nihayetinde. Mesela Konya'da yaşayanlar bilir. Etraflarında çok fazla tepe, dağ yoktur. Konya genel itibariyle dümdüz bir şehirdir. Yine Adana çevresi aynı şekildedir. Ovada yeryüzü şekillerinden bir tanesi ülkemizde görülen. Vadi bir akarsuyun yatağını aşındırarak oluşturduğu V ya da U biçimindeki yeryüzü şeklidir. Bakın fotoğrafta dikkat ederseniz burada okla gösterdiğim yerde bir nehir akarsu akıyor. Ve dağları şöylece V şekilli bir biçimlendirme yapmış. Derine doğru kazmış. İşte biz buna vadi diyoruz. Türkiye'de birçok alanda vadiler görülebiliyor. Mesela Ihlara Vadisi yine Tunceli'de bulunan Munzur Vadisi bunlara örnek olarak gösterilebilir. Göl yeryüzü şekli ise karada biriken durgun sulara diyoruz. Çukurların içerisinde biriken durgun sulara diyoruzdur arkadaşlar. Özellikle sağ tarafta fotoğrafında görüyorsunuz. burada herhalde şu birazcık yanlış olmuş. Kopyala yapıştır yaparken işte bazı bilgilerimizi eksik yazmışız. Göl sadece şurası arkadaşlar. Çukurlarda biriken durgun su kütlesidir. Örnek vermek gerekirse Van Gölü'nü buraya örnek verebiliriz. Tuz Gölü'nü örnek verebiliriz. Eğirdir Gölü'nü Isparta'daki örnek buraya verebiliriz. Devam ediyorum körfeze. Körfez denizin karaya doğru giren büyük ve geniş girintisine denir arkadaşlar. Bakın denizin asıl bölümü arka tarafta gözükmekte. Ama deniz burada karanın içine doğru büyük bir girinti oluşturmuş bu şekilde. İşte biz bu yer şekline körfez diyoruz. Özellikle İzmit İzmir Körfezi, Kocaeli Körfezi, Antalya Körfezi, İskenderun Körfezi buralara örnek olabilir. Ada, dört tarafı suyla çevrili olan kara parçasıdır. Burada özellikle Kıbrıs Adası'nı vermek istedim. Kıbrıs Adası zaten biliyorsunuz e, Türkiye'nin yarısı, Türkiye'nin olan bir ada. Ama denizin ortasında dört tarafı suyla çevrili kara parçası. Yarım adaya geliyorum. Üç tarafı sularla çevrili, bir tarafı karaya bağlı kara parçasıdır. Dikkat ederseniz en batısı suyla çevrili, güneyi suyla çevrili, doğusu suyla çevrili. Ama bakın buradan karaya bağlı biz buna yarımada diyoruz arkadaşlar. Türkiye'de örnekleri tabii ki var ama size daha ilginç bir bilgi vereyim. Haritayı açıp incelerseniz Türkiye'nin tamamı yarımadadır arkadaşlar. Çünkü hatırlayın kuzeyimizde Karadeniz, güneyimizde Akdeniz, batımızda Ege Denizi ama doğumuzda deniz yok. Üç tarafı suyla çevrili, bir taraftan karaya bağlı Türkiye komple bir yarımada ülkesidir. Ben bunları anlatırken bir yandan önünüzde fiziki harita bulunursa bunları teker teker inceleyebilirsiniz. Deniz, yer kabuğunun çukur bölümlerini dolduran birbiriyle bağlantılı tuzlu büyük su kütleleridir. Türkiye'de zaten 3 tane var zaten. Bir tane de iç denizimiz var. Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz bunlar birbiriyle bağlantılı. Marmara Denizi de iç deniz. Özellikle Karadenizle Ege'yi birbirine bağladığını da biliyorsunuz. Akarsu'ya geliyorum. Akarsu yağmur ve kar sularıyla beslenen, kaynak sularıyla beslenen belirli bir yatak boyunca ya yıl boyunca sürekli ya da belli dönemlerde zaman zaman akan suya diyoruz. Sağ tarafta örneğini, görselini görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya örnek vermek gerekirse Türkiye'nin en büyük akarsuyu Kızılırmağı. Yine ikinci üniteden isimlerini hatırlayacağınız Fırat ve Dicle akarsularını, nehirlerini söyleyebiliriz. Diğer adını da söyleyelim ki bazen öğrencilerimiz hocam bu neydi diyebiliyorlar. Nehir ve akarsu aynı anlama gelmektedir. Delta Ovası'na baktığımızda ise akarsu deniz kenarında toprakları biriktirir ve sonucunda yelpazeye benzeyen üçgü, üçgen şeklindeki ovalar ortaya çıkar. Sağ tarafta görüyorsunuz akarsu küçük parçalarını toprakları Denizin kenarına biriktirerek bu şekilde yelpazeye benzer bir şekil oluşturur. Buna örnek vermek gerekirse Türkiye'nin en büyük ovalarından olan Çukurova Delta Ovası'dır. Yine Samsun'daki Bafra Ovası Delta Ovası'dır sevgili arkadaşlar. Yer şekillerini bitirdiğimize göre çok önemli bir yere geliyorum. Türkiye'nin iklimini etkileyen unsurlar. Sevgili arkadaşlar, Türkiye aslında ılıman kuşak dediğimiz bir kuşakta yer alıyor. Ancak Türkiye'deki iklimi etkileyen çok önemli faktörler vardır. Bunlardan bir tanesi ekvatora yakın olmak ya da diğer bir deyimiyle enlem faktörü. Biliyorsunuz ki dünyanın şekli yuvarlak ya da biz ona geoid diyoruz. Güneş ışınları ekvator ve çevresine daha dik açılarla geliyor. Şurada anlattığım gibi bakın ortadaki ışının geliş açısı daha dik. O yüzden şu gösterdiğim yerlerde dünyanın bu bölgelerinde sıcaklık çok daha fazladır. Çünkü güneş ışınları daha dik geldiği için buralarda daha sıcak olduğunu söyleyebiliriz. Ama kutuplara doğru gittikçe güneş ışınları daha yatay, daha yatay geldiği için buralar daha soğuktur arkadaşlar. Yani şu bölgeler bakın noktayla gösterdiğim şu bölgeler ekvatordan daha soğuktur. Çünkü ekvatorun çevresi daha dik ışınları almaktadır ve daha sıcaktır. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ekvator'a yakın olan yerler daha sıcaktır. Ekvator'a uzak olan yerler daha soğuktur. Şimdi sizden bir e, soruyu cevaplamanızı istiyorum. Yorum bölümüne yazmanızı istiyorum. Dikkatlice dinleyenler zaten hemen rahatlıkla yapacaktır. Biliyorsunuz ki Türkiye Ekvator'un kuzeyinde. Bu bilgiyi öğrendikten sonra sizce A noktası mı yoksa B noktası mı daha sıcaktır? Sadece bu faktöre göre bakarsanız bunu yorumlara yazmanızı istiyorum. Herhalde yazdınız. Cevabı benden dinleyin o zaman. Sevgili arkadaşlar, ekvator ülkemizin güneyinden geçtiği için yani alt bölümünden geçtiği için A noktası B noktasına göre daha sıcak olacaktır. Yani doğru cevabımız burada A noktası olacaktı. Sadece bu şarta bakarak geçtim bir diğer iklimi etkileyen faktöre bakı faktörü. Bakı bir yerin güneşe doğru dönük olması, güneşe bakmasıdır sevgili arkadaşlar. Burada güneşin baktığı tarafların daha sıcak olduğunu zaten biliyorsunuz. Mesela bir örnek gösterdim. Bakın şu fotoğrafa bakarsanız görebilirsiniz. Güneş bu tarafı daha fazla ısıttığı için bakın şu bölümde kar göremiyorsunuz. Ama kuzey tarafa bakarsanız buranın daha soğuk olduğunu görüyorsunuz. Karlar hala orada var. Bu işte bakıdan kaynaklıdır. İşte burada şunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Türkiye kuzey yarım kürede yer aldığı için dağların güneyi daha sıcak olacaktır. Eğer güney yarım kürede yer alsaydık dağların kuzeyi daha sıcak olacaktı. Peki sizden burada yine bir şey yapmanızı istiyorum. Ailenize bir sorar mısınız? Ev alsak acaba Hangi yönden alırız? Kuzeye bakan taraftan mı? Güneye bakan taraftan mı? Ailenize bunu sorun. Sebebi işte bakı sevgili arkadaşlar zaten bileceksiniz. Geldim bir diğer faktörümüze rüzgarlar. Kutuplardan esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Ekvatordan esen rüzgarlar havayı ısıtır, ılıtır. Niye? Çünkü bunu şöyle düşünün. O biraz önce öğrendiğimiz ekvatora yakın olmak ve güneşin orada daha fazla ısıtmasından dolayı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Türkiye'ye kuzeyden esen yani şurada gördüğünüz rüzgarlar sıcaklığı düşürür ama güneyimizden esen rüzgarlar ise sıcaklığı yükseltir sevgili arkadaşlar. Hemen geçtim. Yine önemli bir iklimi etkileyen faktöre geldik. Yükselti. Arkadaşlar hiç düşündünüz mü? Dağların en zirvesinde neden karlar sürekli durur? Ya da en geç niye orada erir? İşte sebep bu. Gelin bakalım. Yükselti arttıkça hava sıcaklığı düşmektedir. Bu bir kuraldır. Her 200 metre yükselirseniz hava sıcaklığı 1 santigrat derece düşmektedir. O zaman bu faktöre göre düşündüğümüzde ülkemizde yükselti iç kesimlerde ve doğuda daha fazla. O yüzden iç kesimler ve doğu kesimlerimiz daha soğuktur. Mesela bir örnek yapmak gerekirse Bakın 0 metrenin olduğu yere Biz bir örnek verelim Diyelim ki burası 5 derece olsun Tamam mı 5 santigrat derece 200 metreye çıkarsak Şurası 200 olursa eğer Burasının sıcaklığı 4'e düşer 400'e çıkarsak eğer arkadaşlar Buranın sıcaklığı 3 dereceye düşer 300'e çıkarsak Bakın 200, e, burada ne yapıyoruz 200-200 yükseliyoruz özür dilerim e, 600'e çıkarsak e, 2 dereceye düşer 800 metreye çıkarsak artık 1 dereceye düşer. 1000 metre dağın en zirvesine çıkarsak da hava sıcaklığı sıfıra düşer. Bu yükseltinin bir kuralıdır. Geldim bir diğer faktörümüze. Dağların uzanış yönüne. Arkadaşlar dağlar bizim ülkemizde doğudan batıya, batıdan doğuya doğru uzanır. Yani dağlar genellikle şu şekilde uzanmakta. Bakın dikkat ederseniz dağlar şu şekilde uzanıyor bu şekilde uzanmakta. Ege'de dağlar denize dik uzanmakta, Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar denize paralel uzanmakta. Bu yüzden denizin ılık havası Karadeniz'de ve Akdeniz'de kolay kolay iç kesimlere geçemiyor. Ama bakın şu Ege'de dikkat ederseniz dağların arasındaki boşlukları görüyor musunuz? Oralardan o vadilerden çok rahatlıkla denizin ılık havası iç kesimlere geçebilir. İşte bu da Dağların uzanış yönünün iklimi etkilediğine bir kanıttır. Şimdi bunları da hallettiğimize göre hızlıca devam ediyoruz. Ülkemizde görülen iklimleri arkadaşlar. Beşinci sınıfta da işlemiştiniz zaten. Ülkemizde 3 farklı iklim görülüyor ama iklim ne demek? Hı, hemen buna bir bakalım. Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca ortaya çıkan hava koşullarına biz iklim diyoruz. Ülkemizde 3 farklı iklim görülüyor. Yeşil renkle... Karadeniz iklimini görüyorsunuz. Pembe renkle Akdeniz iklimini görüyorsunuz. Sarı renkle de karasal iklimi görüyorsunuz. Peki buna bakarak kendi ilinizi bulun ve hangi iklimdeyseniz onu bir yorumlara yazın. Ben göstereyim arkadaşlar. Ben Yozgat'tayım. Yani sarı rengin olduğu yer. Bakıyorum. Sarı rengin olduğu yerde karasal iklim. Ben karasal iklimde yaşıyorum. Gelin o zaman ben size kendi iklimimi tanıtayım. Karasal iklim. Biz buralarda yazların sıcak ve kurak geçtiğini biliyoruz. Çünkü yaz aylarında biz baya baya terliyoruz ve neredeyse hiç yağış almıyoruz. Ama kış aylarda gerçekten çok soğuk ve kar yağışlı geçiyor. Karasal iklim bölgelerinde en fazla yağışı ilkbahar aylarında görüyoruz. Mart, Nisan, Mayıs aylarında. En az yağışı ise yaz aylarında görüyoruz arkadaşlar. Bizim bitki örtümüz nedir? Küçük otlar dediğimiz bozkırlardır. Nerede görülüyor? İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve birazcık da Marmara'nın şurasında görülüyor. Sağ alttaki haritadan da görebilirsiniz. Peki karasal iklimde tarım ürünü olarak ne yetiştirebiliyoruz? Tahıl yetiştiriyoruz. Buğday, arpa, çavdar gibi şeyler. Ama eğer sulama imkanımız varsa şeker pancarı da yetiştirilebiliyor. Ev yapısına bakarsak mimari yapıya genellikle evlerimiz Geleneksel köy evlerimiz topraktan yapılıyor arkadaşlar. Biz bu topraktan evlere de kerpiç ev diyoruz. Geldim ikinci iklimimize. Karadeniz iklimi. Önce haritadan bakın isterseniz. Bakın burada yeşille görülen yerlerde Karadeniz iklimi görülmekte. En belirgin özelliği şudur ki arkadaşlar her mevsim yağışlı geçen bir iklimden bahsediyoruz. Dolayısıyla Karadeniz ikliminde yaşayan bir insan yanından şemsiyesini kesinlikle ayırmamalı. Peki en fazla yağış ne zaman? Sonbaharda. En az yağış ilkbaharda görülüyor Karadeniz ikliminde. Yağışlar fazla olduğu için burada da bitki örtüsü ormandı. Bunu geçen seneden de hatırlayacaksınız. Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyinde görülüyor. Tarım ürünü olarak Karadeniz'de bol yağış aldığı için çay, fındık ve mısır gibi tarım ürünleri yetiştirilebiliyor ve evler genellikle ahşaptan yapılmakta arkadaşlar. Akdeniz iklimine gelecek olursak Akdeniz iklimi haritadan görebilirsiniz. Altta burada boyalı yeşil renkte görüyorsunuz. Bu bölgemizde bu işaretlenen yerde Akdeniz iklimi görülüyor. Özellikleri ise yazlar sıcak ve kurak geçiyor. Kışlar ılık ve yağışlı geçiyor arkadaşlar. Genellikle yağmur şeklinde oluyor. Kar çok çok nadir görülebiliyor. Ama en fazla yağış kışın en az yağışı da yazın alıyor. Bitki örtüsü olarak sağda fotoğrafını gördünüz makileri söyleyebiliriz Akdeniz ikliminde. Akdeniz, Ege ve Marmara'da görüldüğünü de biliyoruz. Tarım ürünü olarak turunçgillerin yetiştiğini söyleyebiliriz. Muz, zeytin, üzüm, incir yetişen ürünler arasında. Evler genel itibariyle yapı malzemesi olarak taştan yapılmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar böylece konumuzu bitirmiş oluyoruz. Türkiye'nin fiziki coğrafya özelliklerini haritalar ve grafiklerle incelemeye çalıştık. Özellikle sizlere tavsiyem Son bölümle iklimle alakalı kitabınızda bazı illerin yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir. Lütfen onları inceleyin. Oradan yorumlamalarınızda yapabilirsiniz diyerek artık konumuzun sonuna gelelim. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.